Merhaba dostlar. İkinci bölümün yedinci köşe taşında kalmıştık. Hemencecik devam ediyorum kaldığım yerden. Şimdi bakalım ilk sorumuz ne diyor? Şöyle odaklanmayı da bir ayarladık. Diyor ki yandaki şekilde açılar derece cinsinden verilmiştir. Buna göre y kaç derecedir diye bir soru sormuş amca bize sağ olsun. Hemen görüyoruz biz de burada z kuralını dostlarım. Paralellik var ve açı sorusuysa o soruda z kuralı, u kuralı, m kuralı aranır. Yöndeş açılar, ters açılar falan filan muhabbeti yapılır canım kardeşim. Şimdi biz burada hemen bakın ben kırmızıyla da çizmişim zaten. Z kuralını görüyoruz. Bu şu demektir. Şuradaki 2y artı 25 dereceyle şuradaki açının ölçüleri birbirine eşittir ki eğer bu kuralları bilmiyorsan canım kardeşim hemen benim konu anlatım videoma bakıyorsun. Demek ki burası 2y artı 25 ise şurası da 2y artı 25'tir. Can kardeşim şurada bakın ne görüyorsun? Bir doğru açı var. Demek ki bu iki amcanın toplamı 180 derece olacak. Şunu da söyleyebilirsin. E hocam bu iki amcanın da ölçüsü 180 derecedir toplamları. Çünkü burada da bir doğru açı var. O halde neden şu 2x artı 75 ile 3x artı 60'ın eşit olduğunu söylemeyeyim ben. Kesinlikle söyleyebilirsin dostum. Burada şuna mesela A derece diyelim. A ile B'nin toplamı 180. Yine A ile C'nin toplamı da 180 ise lan B ile C kesinlikle eşit. Hemen buradan 2x'i buraya aldım x. 60'ı buraya aldım 15 çıktı x dediğimiz açı. Tabi bize y'yi soruyor gobeller. Hemen x yerine 60 15 yazıyorum. Şurada 3 tane x var. 3 tane 15 45 yapar. 60 ile de toplarsam 45'i 105 yaptı. Lan ne demiştik? Bunların toplamı 180. O halde 105'ten gayrı geriye ne kaldı? 75 derece kaldı. Demek ki bu adam 75. 2y ile 25'in toplamı 75. 25 ile neyi toplarsam 75 yapar? 50'yi. O zaman 2y 50. 2 tane y 50 ise 1 tane y de c çıkar. Hemen geçtim ikinci soruya. Bakalım bu amca ne diyor? Yine z kuralları falan göreceğiz. Bakın şurada bir z gördüm bile ben dostlar. İşte size z. Bu ne demek? 5y 4z'ye eşittir. 5y 4 tane z'ye eşit. Peki şu 3x ile 4z'ye bakın dostlarım. Bunlar da yöndeş açı olduğundan dolayı birbirlerine eşittir. O halde 4z'de 3x'e eşit. Bunu da yazdım. E şimdi sıra geldi matematiğe. Ters orantılı 3 tane eşitlik var. Ne yapıyoruz? Bunların okeklerini alıyoruz. 5, 4, 3'ün okeki 60'tır. 3'ünü de 60k'ya eşitliyoruz. Ve diyoruz ki 5y 60k'ysa y dediğimiz şey kesinlikle ne olur? 5, 60'ı 5'e bölersek 12k olur. 4z 60k'ysa 1z dediğimiz şey ne olur? 15k. 3x 60k ise x dediğimiz şey de 20k oldu. Bakın x 20 demek içlerinde en büyük 20. Sonra z 15, y de 12 olduğu için z ikinci büyük, y ise en küçük. Demek ki en küçük y yani en başta y olacak. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Ortada z bu olacak. Cevabım Edirne'den geldi dostum. Evet geçtik 3 numaraya. Hemen yine burada da z kuralı, u kuralı arayalım. Bakın şurada bir z kuralı var. Hemen şöyle biraz kalınlaştırdım ben bunu. Demek ki x artı 20 ise burası da x artı 20 olacak. Ve diyeceksin ki hemen bu iki keratanın toplamı kesinlikle 180 derecedir. Toplayalım. 2x, x daha 3x yaptı. 40 ile 20'nin toplamı da 60 yaptı. Bunların toplamı 180'dir. 60'ı gönder o tarafa. Kaldı 120. Böl 3'e x eşittir çıktı 40. Yani cevap Bursa'dan geldi. 4 numaradayız dostum. Okuyoruz birlikte. D1 ile D2 paralel olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir diye bir soru sormuş bize. E ile C birbirine eşittir diyor. Şurada bir Z kuralı görüyorum. Bakın şöyle bir Z kuralımız var. Ve demek ki Ceyhan'la Edirne birbirine kesinlikle eşittir. Bunun yanlış olma ihtimali yok. H ile Bursa birbirine eşittir diyor. Görelim H ile Bursa nerede? H burada, Bursa burada. Şu kuralı hatırlayın hemen. Ters açılar. Bursa ile Denizli ters açı. Yani Bursa ile Denizli kesinlikle birbirine eşit. Ters açılar eşittir.
Denizli ile H yöndeş açı, bakın ikisi de aynı yöne bakan açılar. H ile Denizli de birbirine eşit. Denizli H'a eşit. O zaman Bursa ile H da birbirine kesinlikle eşit. Bu da doğrudur dedim. Denizli'de cevap Ceyhan'mış bu arada arkadaşlar. Ceyhan'mış. Diğerlerini kontrol edelim. Biz ya da direkt Ceyhan'a da bakalım. Denizli ile Edirne birbirine eşittir diyor dostlarım. Bakın Denizli ile Edirne yöndeş açı değil, ters açı değil. Sadece U kuralını sağlayan, Denizli ile Edirne'nin toplamı 180'dir kuralını sağlayan U kuralı var burada. D artı E eşittir 180 derecedir. Bu doğrudur ama toplamları 180 oldu diye bunlar birbirine eşit olacak diye bir kural yok. Eşit olabilirler de ama olmaya da bilirler dostlarım. Eğer ikisi de 90 derece ise evet kesinlikle eşittirler. 90-90 180 yapar ama 90'ın dışında kesinlikle eşit olmazlar. O zaman doğru cevabımız gerçekten Ceyhan'dır dedik. Ve geçtik hemencecik 8 numaralı köşe taşımıza. Bakalım ilk sorumuz ne diyor canım kardeşim? Şöyle odaklanmasını da hemen bir tık yapalım. Okuyoruz. Diyor ki falan filan feşmekan x kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi U dediğimiz bir kural vardı. Konu anlatımlarda söyledim bunu. Bir de U'nun abisi kuralını anlattım size dostlar. Burada U'nun abisi kuralı var. Ya da şunu da dedim. U'nun abisinin olduğu her yerde M kuralı da vardır. Mustafa'nın M'si. Paralel doğruları biraz uzattığınız takdirde işte uzattım. Bakın ters açılar geldi. X'tir burası. 25'tir burası ve sen şu tırtıklıyorum biraz daha kalın yapıyorum. M kuralını gördüğünde M kuralı ne diyordu dostum? Yukarıya bakanların toplamı aşağıya bakana eşit. Yani X ile 25'in toplamı 60'a eşit olacak. O halde X eşittir 25'i gönder buraya. 35 kaldı. Sorunun cevabı Bursa'dan çıktı. Geldik 2 numaraya. Bakalım bu ne diyor? D1 paraleldir bilmem neye diyor. Bakın FC ile FA'nın dik olduğunu söylemiş. Bir 200 derecemiz var. Buna göre X kaç derecedir diye de bir soru sormuş. Dostum şurada bir tam açı görüyorum. Şu yuvarlağın olduğu yere tam açı diyorduk. Ve ölçüsü 360 derece. Şimdi 200 var, 90 var. 290 yaptı. 360 olması için 70 daha mı lazım bize? O zaman 70'i çaktım ben buraya hemen. Peki X'le bakın, 70'e bakın. İkisi de kuzey doğuya doğru bakıyor. Yani aynı yöne bakıyor. Yani yöndeş açı bunlar goberler. Yöndeş açılarında ölçüleri eşittir. O halde X de 70 derecedir. Yapıştır gelsin. Hemen 3 numaraya geçtik. Bakalım ne diyormuş? Diyor ki burada bir oran vermiş. Şimdi ters oran demiştik biz bunlara. Oran orantı konusunu bilmiyorsan hemen matematik konu anlatım videolarıma bakıyorsun. Oran orantının nasıl olduğunu görüyorsun dostlarım. İyice bir öğreniyorsun. Ne demiştik burada şimdi? Ters orantı var. Bunun yanındakini buna, bunun yanındakini de buna yazacaksın. Yani A, B, H. Görelim onu. A, B, H. Şuradaki açıya sen 2'nin bir katını vereceksin. 2A. A, C, E. Görelim onu. A, C, E. Şuradaki açıymış bu. Ona da bunun yanındakini yani 3'ün bir katını vereceksin. 3A. Az önce birinci bir numaralı soruda yaptık. Burada da U'nun abisi kuralı var ve bunun olduğu her yerde M kuralı yapabiliriz demiştik. 20'nin tersi 20. 2A'nın tersi yine 2A. Ve bakın şu M kuralından aha sana birazcık kalınlaştırdım. Sol tarafa bakanların toplamı sağ tarafa eşit. Yani 2A ile 20'nin toplamı 3A'ya eşit. 20 burada dursun. 2A'yı buraya alırsak A kaldı. Bize de neyi soruyor? A, C, E. Yani 3 tane A'yı soruyor. 3 tane 20'yi soruyor. Ben Ceyhan'ı çoktan işaretledim goberim. Hemen geldik 4 numaralı sorumuza. D1 paralel D2. D3 ile de 4, D4 birbirine paralelmiş. Bak madem ki şu iki amca birbirine paralel canım kardeşim. O zaman 60 ile 2Y eksi 20 birbiriyle aynı yöne bakıyor. Hemen bunları eşitleyelim. 60 eşittir 2Y eksi 20'ye. Eksi 20 bu tarafa artı geldi. 80 yaptı burayı 2Y. 2'ye bölersek de 40 eşittir Y'dir dedik. Y'yi bulduk bile 40. Sıra geldi şimdi x'i bulmaya. Peki x ile de 60'a bakın. İkisi de aslında aynı yöne bakıyor değil mi? İkisi de kuzeydoğuya bakıyor. O halde x artı 10 eşittir 60. 10 ile kaçın toplamı 60'tır? Tabii ki 50'nin. O halde x de 50. 50 ile 40'ın toplamını soruyor. Cevap Ceyhan'dan geldi. 9 numarayı aldım ölüme arkadaşlar.
Evet, bir numaralı sorumuza bakalım hemen. Odaklanmasını da şöyle bir basalım bir kerecik, ayarlanmış olsun. D1, D2, D3. Üçü de paralel. ABC 50 olduğuna göre x, y, x eksi y'nin farkı kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Hadi gelin z kuralı görelim. Bakın şurada bir z kuralı var dostlarım. Şimdi ben z'yi gördüm diye illa sen de z'yi görmek zorunda değilsin. Başka kurallar da var dostlarım. İlla bunu göreceksin diye bir kural yok. İlk gördüğün kuralı uygula. Ama unutma, paralellik olan açı sorularında z kuralı %99 vardır o sorunun içerisinde. U kuralı da vardır yine %99. Bazılarında da M kuralı çıkar, bumerang kuralı çıkar falan filan. Peki Z kuralından 50 ile şuradaki açının ölçüsü eşittir. O zaman buraya da 50'yi yapıştırdım. Bak bir Z daha çakayım mı sana? Gör bak onu, bak maviyle yapıyorum. Aha sana bir Z daha. İşte burada. Ters Z harfi. O halde X ile Y artı 50'nin toplamı birbirine eşit. Hadi y'yi bu tarafa al. X eksi y oldu mu burası eşittir 50. O zaman cevabı Edirne'den işaretledim bile ben çoktan. Geldim 2 numaralı şiir gibi sorumuza. M'nin abisi kuralı var burada dostlarım. M'nin abisi neydi? Tarak kuralı diyorlar kimileri buna. Böyle çaprazlama şöyle. Tık 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 bir sürü M harfi varsa ben ona M'nin abisi diyorum. Ve kural M ile tıpatıp aynı. Sağ tarafa bakanların toplamı, sol tarafa bakanların toplamına eşit. Şimdi 20 sağ tarafa, 55 sol tarafa, x sağ tarafa bakıyor. O zaman ben buradan 40'ı alacağım ve sol tarafa bakacak. Çünkü kural şu. Sağ sol, sağ sol, sağ sol. Yani biri sağ iken bir üstteki, bir altındakinin de sağ tarafa bakma ihtimali yok. Yani şimdi x sağ tarafa bakıyor ya. Sen buradan 140'ı alamazsın. Çünkü 140 da sağa bakıyor. Peş peşe iki tane sağ tarafa bakan ya da peş peşe iki tane sol tarafa bakan olmaz bu kuralda. Sağ sol, sağ sol, sağ sol diye gidecek. O yüzden bu 140'ı değil, 140'ın sol tarafını aldım. Peki şimdi sağ tarafa bakanlar. 20 ile x. O zaman 20 ile x'in toplamı eşit olacak. 55 ile 40'ın toplamını. 55 artı 40'a dedik. İşte mevzu bu. Hadi şimdi gerisini gömelim. 20'yi bu tarafa atalım. X eşittir. 55 burada. 20 eksi geldiği için eksi 20. 40 eksi 20'den de 20 oldu. Topladık. 75 x'i bulduk arkadaşlarım. Cevabımız Edirne'den çıktı. Evet, 3 numaradayız dostlar. Yine bakın bir Z kuralı. Bağıra bağıra ben buradayım diyor dostum. Hemen şuradaki Z'yi sizin de görmenizi istedim. İşte size Z. Şöyle biraz kalınlaştırdım. Burası 70 derece ise şuradaki köşedeki açımızın da tamamı 70. Hocam 10 var, 10 var yani 20 var. O zaman buraya da kaldı 50. Benden ne istiyor? EDC. Edirne, Denizli, Ceyhan. Yani şuradaki açıyı istiyor. O zaman al sana bir de M kuralı kardeşim. Bak şu M'yi gör hemen. Hop. 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 İşte sana M. Sağ tarafa bakan 30'la 50'nin toplamı yani 80. Sol tarafa bakan ki aranan açıdır o da 80'e eşittir. Cevap Denizli'den çıktı bile çoktan. Hemen 4 numaradayız arkadaşlarım. Okuyalım birlikte. D1 paralel D2. Açıortaylar görüyorum. Bunu daha önce de söyledim. Eğer eşit açılar görüyorsan aynı harfi yaz. AD, AD. BD, BD. Ve bak burada bir M kuralı var. Aha sana M. Yani A ile B sağ tarafa bakıyor. Sağ tarafa bakan A ile B'nin toplamı sol tarafa bakan X'e eşit. Bak burada bir de ne var canım kardeşim? Bir dörtgen var. Ve bir dörtgenin iç açılarının toplamı her zaman 360 derecedir. O halde buradaki dörtgenin 4 tane açısının toplamını ben 360'a paketleyebilirim. Hadi paketleyelim canım kardeşim. Neler var dörtgen içinde? A var, 100 var, B var, X var. Yazıyorum. A var, B var, 100 var, bir de X var. Bunların toplamı 360 olacak. Hadi şu 100'ü silelim. Buradan da silelim. 260 kalsın. Peki. A ile B'nin toplamını az önce ne bulmuştuk M kuralından? X. Şimdi burası X. Bir x de burada kaldı. Ne kaldı yani? 2x kaldı. Eşittir 260. Böl 2'ye. X eşittir 130. Zaten bize de x'i soruyor. Cevap Edirne'den geldi bile. Hemen çevirdim arka tarafı. Geçtim 10 numaralı sorumuza. Bakın yine eşit açılar var. Şimdi bu eşit açıları görelim birlikte. Şöyle yaptım. Evet, şimdi ne diyor bu? Eşit açılar M kuralı. Bak iç içe M kuralı geçmiş dostlarım. Bir büyük M var şurada. Bir de içinde bir M daha var. Bunun olayı şu. Şu açı kaç derece ise içerideki yarısı olacak. Yani cevap direkt 60 derecedir paketleyebilirsin. Eğer istersen. Şimdi bu birinci yol.
Ama biz şöyle de normal yolla da yapalım bunu. Şöyle eşit açılara A, bakın noktalara A dedim. Çizgilere de B dedim. Şimdi şunu görün. Önce şu içerideki minik M'yi görelim. Şunu. Sağ tarafa bakan B ile sağ tarafa bakan A'nın toplamı, A ile B'nin toplamı X'e eşittir, yapıştır gelsin. Bu bir. Şimdi geldim ikinci mevzuya. Şu M'yi göreceğiz şimdi dostlar. Onu da bak büyük kalınla yapıyorum şurada. Şöyle bir şey. O zaman şuradaki A artı B ile buradaki A artı B'nin toplamı, yani 2A artı 2B'nin toplamı da 120'ye eşittir diyorum. A ile B'nin toplamı X'e. 2A ile 2B'nin toplamı 2X değil mi lan 120? Böl 2'ye X geldi 60. Olayı bitir. Paketle. Geldik M'nin abisi kuralı var burada bir tane daha bakın. Sağ tarafa bakanların toplamı sol tarafa bakanlara eşittir demiştik. Ama şurada bir oran var. Önce onu bir yerleştirelim. Burada da ters oran var. Bak bunun yanında hiçbir şey yazmıyorsa 1 çarpı durumundadır. O zaman bu 2'yi kime vereceğim ben? Buna. 1'i kime vereceğim? Buna. A, B, C'ye 2 diyeceğim. A, B, C. Şuraya 2A diyelim. Nereye 1A diyecekmişim? C, D, E. C, D, E. 1X demiş. O zaman ben de buna 2X diyeyim. A demeyeyim bir daha yalandan yere. Böyle yazdım. Peki sağ tarafa bakanlar 2X sağ, X sağ. Sola bakanlar 35 ile 55. Bak sol sağ, sol sağ. Gördün bu kuralı da sağladı. Sol sağ sol sağ kuralını. O zaman sol tarafa bakanlar 55 ile 35 yani 90. Sağ tarafa bakanlar 2x ile x yani 3x. 3x 90 sa paketle gelsin Bursa'yı. Evet güzel bir soru daha. 3 numaralı sorumuz. Bilmem ne bilmem ne açıortay. Biz açıortay görünce artık A, A, B, B yazacaktık. Zaten bunu biliyoruz artık. Devam başka. X kaç derecedir diyor. Hadi biz bir şu A'larımızı, A'larımızı, B'lerimizi, B'lerimizi yazalım. Şurayı görmeden önce arkadaşlar bakın burada bir M'nin abisi kuralı var. Tarak kuralı. 2A sol tarafa bakıyor. 2B de sol tarafa bakıyor. 100 ile 40 yani 140 sağ tarafa bakıyor. 2'ye bölelim. A ile B'nin toplamını 70 bulduk mu o zaman dostlar? Peki gel şimdi buraya. Şurada da bumerang dediğim kural var dostum. Bumerang kuralı. Bu merak neydi bilirsin. Şu gavur filmlerinde çok olur. Böyle adam fırlatıyor. Gidiyor 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 gidiyor. Milletin boğazını kesip geri geliyor. Yani şekli ona benzediği için ben de bu merak dedim buna. Bu merakın kuralı da şuydu. İçeridekilerinin toplamı bu merakın dışındaki 100'e eşit olacak. İçeride ne var? X var. A var. B var. Dışarıda da 100 var. A ile B'nin toplamı 70'ti hocam. 70 ile X'in toplamı 100 ise X kaç olmalı? 30 derece olmalı. Paketledik çoktan. Evet 4 numaradayız dostum. X kaçtır diye bir soru sormuş. Yine sağ sol muhabbeti yapalım mı? Hadi gelin. 30 nereye bakıyor? Sola. 50 sağ. X sol. Şuradaki 90'ı alacaksın sen. Burayı karıştırma. Sol sağ. Sol sağ kuralını sağladı. Evet sağ tarafa bakanlar 90 ile 50 yani 140. Sol tarafa bakanlar 30 ile X. 30'u çıkart. X eşittir 110 paketle gelsin. Evet dördüncü sorumuzu da çözdük. Yani 10. köşe taşını da gömmüş olduk böylelikle. Geldik 11 numaralı köşe taşına. Evet şöyle bir açalım. Bakalım ne diyor bu dostum bak. Şu ilk iki sorusunda bu 11 numaranın hatta yukarıda köşe taşının sorusunda da dostlarım aynı şey geçerli. Törpüleme yöntemi dediğim yöntem var burada. Törpüleme nedir hocam? Törpüleme şu. Sorunun içinde sivri bir uç gördüysen bak şurada bir sivrilmiş bir uç var. İkinci soruda da iki tane var hatta. Sivrilmiş bir uç gördüğün zaman paralel olan şu iki doğru paralel ya birbirine dostum. Bunlara paralel olan bir doğru da sen çizeceksin. Aha çizdiğim. Ve unutma törpüleme yöntemi işte bu sivri yeri törpülemiş oldum böyle. Törpü aletinde paralel çizgi. Paralel çizgiyi çizince törpüledim. İşte törpüleme yaptığın her soruda bil ki %100 U kuralı çıkar. %100 Z kuralı çıkar ki zaten U'nun olduğu her yerde Z %100 vardır. Bazen M kuralı bazen başka kurallar da çıkar. Bumerang çıkar falan filan ama U ile Z kesin. Bak burada U çıktı hemen. 100 ile şu açının toplamı 180. O zaman burası 80. Bir U daha var bak şurada. Hop. 120 yapmış burası. 120 ile alfanın toplamı 180 olacak. Demek ki alfa 60 derece olacak. Paketledik geldi. Bak 2 numaraya bak yine 2 tane törpüleme var. Aha sana biz şu sivri ucu törpüledim.
Bir de şu sivri ucu törpüledim. Peki u'ları görelim. 100 ise şurası 80'dir. Toplamları 180. 120 ise burası da 60'dır. Bak bir de ne gördüm canım kardeşim? Z kuralı gördüm. Aha sana da gösteriyorum. Şöyle yeşilleştirdim bak o Z kuralını. İşte burada bir de Z kuralı var. Peki Z kuralında neydi olayımız? İki tane köşedeki açıların ölçüleri birbirine eşitti. Yani şuradaki 60 artı x ile 80 artı y birbirine eşit. Yazıyorum. 80 artı y eşittir 60 artı x. Hadi 60'ı buraya alalım. 80 eksi 60'dan 20. Y'yi buraya alalım. X eksi y oldu. Zaten x eksi y'yi soruyormuş. Cevabımız Denizli'den çıktı bile. 3 numaradayız. Bakalım ne diyor 3 numara? Açıortaylar var arkadaşlarım yine. Biz hemen şöyle yapalım mı? A, A, B, B, B. Eşit açılarımıza paketledik hemen. Hatta bakın ne gördüm ben burada canım kardeşim. Şimdi onu biraz daha söyleyeyim. Çünkü üçgende açı kuralı duru ama B, A, C kaç derecedir diye soruyor. B, A, C, B, A, C. Yani B açısını soruyor bize. Ama yok mecbur yapacağım herhalde o kuralı arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir kural var üçgende açılarda. Yok onu yapmadan da çözelim. Bakın şöyle. 70 ise burası ne oldu? 110. Şimdi üçgenin iç açıları toplamını hepiniz bilirsiniz. 180 dereceydi. E hocam 110 var, B var, A var. Demek ki A ile B'nin toplamı ne olmak zorunda bu durumda? 110'a ne eklersem 180 olur? Tabii ki 70. Bunu bulduk. Bu bir. Şimdi bir de U kuralını biliyorsunuz zaten. Şuradaki 2A ile 3B'nin toplamı U kuralından dolayı 180. Hemen yazalım. 2A ile 3B'nin toplamı 180. Peki canım kardeşim gel şimdi şurayı biz bir şu üst tarafı 2 ile çarpalım. Bak ne oluyor? 2A oluyor. 2B oluyor. Burayı da 2 ile çarptım mı 140 oluyor. Şimdi çıkartalım birbirinden. Alttan üstü çıkartıyorum. 2A'dan 2A çıktı 0. 3B'den 2B çıktı B. 180'den 140 çıktı 40. Aha sana B'yi bulduk. 40 dereceymiş. Evet 4 numaradayım dostum. Bakalım ne diyor 4 numara? Yine eşit açılarımız var. Gel biz bunlara AA diyelim mi? Şimdi DAC eşittir. Tamam bunu kullandık. Bir de şurada oran var. BAC. BAC. Şuradaki açıya 2B dersen diyor. BAC'ye 2'yi verdim. Bunun yanında 1 var. 1'i de CBE'ye vereceğim. CBE. Buraya da 1B diyeceksin diyor. Şekildeki açıların ölçüleri tam sayı olduğuna göre CBE açısının ölçüsü yani B'nin ölçüsü en çok kaç derece olabilir diye bir soru sormuş bize. Biz şunu biliyoruz dostlar. Şuranın ölçüsüyle şuranın ölçüsünün toplamı 180 derece. Hadi toplayalım bunları. Ne var burada? 2BA daha 2BA. 1A burada, 1B burada. Yani 3B var, bir de 2A var. Bunların toplamı 180. Bir de şöyle bir şey vermiş bakın. ABC açısı ABC yani A dediğimiz küçük A büyükmüş CBE. CBE yani B'den. A büyükmüş B'den. Bunu da biliyoruz. Eşit olsaydı bunlar dostlarım ikisi de birbirine eşit olsaydı. E o zaman şöyle olmaz mıydı? A ile B eşitse ben A yerine B yazardım. Burası 5B olurdu. 5B 180 ve B eşittir 36 gelirdi. Ama diyor ki BA'dan daha küçük olacak diyor dostum. O zaman 36'dan daha küçük olacak B. 36'dan küçükse bir kere şu iki şıkkı silin. Peki 35 olabilir mi öğretmenim? Deneyelim bakalım 35 oluyor mu? Kimdi 35 dediğimiz şey? B. Bakalım 35 olacak mı? B yerine 35 yazalım. Yazalım. 3 tane 35. 105 yaptı. 105'i bu tarafa aldım. 75 kaldı burada. 2A 75. A eşittir hocam 37,5 çıktı. Lan A 37,5 olur mu? Normalde olur. Ama diyor ki bana açıların ölçüleri tam sayı olacak. Virgüllü falan olmayacak. O yüzden A virgüllü olamaz. A'nın virgüllü olması demek B'nin 35 olması olur. Demek ki B 35 de olamaz. Evet 36'dan küçük olacak. 35 normalde olurdu ama tam sayı demeseydi. O yüzden 35 iptal.
Bir sonraki 34. Peki 34 olur mu hocam? Tabii ki sen bunu deneyeceksin. Ne yapacaksın? B yerine 34 yaz. 3 tane 34 bilmem ne. At bu tarafa. 2A eşittir bilmem ne olur. A eşittir böl 2'ye. Bölünüyorsa eğer ki kardeşim bir sıkıntı yok. Tam sayı olduktan sonra bizim için bir sıkıntı yok. Çünkü buradaki tek şart tam sayı olması. Evet, 11 numaralı köşe taşı da bitmiştir. Geldik 12 numaralı köşe taşımıza. Hemen başlayalım, vakit kaybetmeden şöyle odaklanmasını da ayarlayalım. Ve diyelim ki D1 paralel D2'ymiş. 2 alfa 3 beta'ya eşitse beta kaç derecedir diye bir soru soruyor. İşte size U'nun abisi diye bahsettiğim kural dostlarım. U'nun abisi dediğimiz kural U kuralından bir tık açı daha büyük. Şimdi U kuralı nasıldı? Yukarıda göstermiş mi göstermemiş. U kuralı şöyleydi. Şurada göstereyim ben hemen. 2 tane açının toplamı 180'di. Şimdi burada 3 tane açı var. Bunların toplamı da 360 olacak. Yani alfa artı beta artı bir de 90 360 olacak. 90'ı siliyorum. Alfa ile beta 270 kalacak. Şimdi bunu yazdık. Bir de şurada ters orantı vermiş bize dostlarım. Ve biz ters orantıda ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Beta'ya alfanın yanındakini, alfa'ya da beta'nın yanındakini yazacağım. Yani alfa'ya 3k diyeceğim, beta'ya 2k diyeceğim dostlar. Bak beta'ya alfa'nın yanındaki kadar yazdım, 2k. Peki alfa ile beta'nın toplamı ne yaptı? 5k. 5k'yı bize 270 vermiş. K eşittir, hemen 5'e bölüyorum. 5, 4, 54 çıktı. K 54 ise beta'yı soruyor. Beta neydi? 2k. 2 tane 54'ü soruyor bana. Yani 108'i soruyor. Cevap Edirne'den geldi bile. Evet, ikinci sorudayız dostlarım. Bakın yine eşit açılarımız var. Hemen A, A, B, B yazıyorum. Önce şurayı kapattım. M harfini görün burada dostum. B ile A'nın toplamı B artı A eşittir X'e. Şimdi dörtgeni görelim. Dörtgende neydi kural? İç açıların toplamı 360 derece. Hocam 160 burada var. Bir daha yazmayalım. Geri kalan 3'ünün toplamı 200 olacak o zaman. Yani A'nın, B'nin ve X'in toplamı 200 olacak dostlar. A ile B'nin toplamı da X'di öğretmenim. Burası X. Bir X de buradan geldi. 2 tane X eşittir 200 oldu. X eşittir 100 çıktı sorumun cevabı. Evet, 3 numaradayız dostlar. Hemen çözelim. Bakalım ne diyor. M kuralı görüyorum. Hem de 2 tane 130 derece varmış. Alfaymış 2 tane açımızın ölçüsü. Olduğuna göre alfa da kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Bakın önce şurayı kapattığınızda şurada bir U'nun abisi kuralı var aslında. M kuralı da diyebilirim ben bunu ama başlığımız U'nun abisi olduğu için oradan gidelim. Şimdi neydi bu 3 açının toplamı 360. 130, 90 daha 130, 90 daha 70 olsaydı 200 yapardı. 220 mi yaptı arkadaşlar? Şimdi 220. 360 olması için 140 lazım. Buraya 140'ı yazdım. 140'ın bu tarafı ne olacak? 40. 2'ye böldüğü için 20, 20 diye yazdım. Bu da tamamdır. Şimdi şurayı görelim dostlarım. Bakın onu da şöyle kalınlaştırayım ben hatta. Şurada da bir U'nun abisi kuralı var. Şurada. O zaman alfanın, yine alfanın ve şuradaki 160'ın toplamı 360 olacak. Toplayalım bunları da. 160 var, 2 tane de alfa var. 2 alfa ile 160'ın toplamı eşittir 360. 160'ı silersek 2 alfa eşittir 200, alfa eşittir 100 geldi. Üçüncü sorumuzun cevabı da Adana'dan çıktı. Hadi bakalım 4 numaradayız. Şimdi paralellikleri gördük. Önce şurada bir bakın, 140'lısa U kuralımız var. Şurası 40. Yani şurayla işim bitti artık benim. Burayı görmeyin daha dostum. Bir de U'nun abisi kuralı yapalım. Onu şöyle biraz daha kalın yapayım ben sizin için ki iyi görün. Şurada dostlar bakın, şu füze kuralı diyor kimileri buna. Ben U'nun abisi diyorum buna. Ne vardı şimdi burada? 160 var. Şuna X diyelim. Şuna X diyelim. A, B, C. Yani zaten X'i soruyormuş bize. Şimdi 160 artı şu X artı bir de X artı 40. Toplamları 360 olacaktı. 160 ile 40'ın toplamı 200. 200'ü bu tarafa alıp buradan silersem 160 kalır. 2X de burada kalır. 2X eşittir 160 ise X eşittir 80 çıkar. Sorumun cevabı da
Edirne'den geldi dostlar. Evet. 12 tane köşe taşını gömmüş olduk böylelikle. Devam edelim mi diye düşünüyorum. Burada da bakın şimdi artık buraya kadar doğruda açılar yaptık. Şimdi bundan sonrası da üçgende açılara giriyor 13. köşe taşıyla. Hani sanki böyle bir ayrıymış gibi hissedersek bunu da bir sonraki videoya bırakalım o zaman. Şöyle kaç dakikamız olmuş? 29 dakika mı olmuş? Yeteri kadar uzun tutmuşuz videoyu. Tamam, bir sonraki videoda da artık üçgende açı şeklinde devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışın.